Hazreti Ebu Bekir, Fil vakasından 3 yıl sonra Mekke'de doğdu. Annesi Hayr, Selma binti Sahar, Mekke döneminde Peygamberimizin Erkam bin Ebu'l-Erkam'ın evinde bulunduğu sırada İslam'ı kabul etti. Babası Ebu Kuhafe, Mekke fethinden hemen sonra oğlu Hazreti Ebu Bekir'in aracılığıyla Müslüman oldu. Anne ve babasının mensup olduğu Teim kabilesinin soyu Mürebi'n-Karap'ta Peygamberimizin soyuyla birleşir elbise ve kumaş ticaretiyle meşgul olduğu, İslamiyet'i kabul ettiği sırada 40 bin dirhem sermayesi bulunduğu, ticaret kervanlarıyla Hazreti Suriye ve Yemen'e seyahat ettiği, sakin, yumuşak huylu, akıllı, olgun, itibarlı, kendi halinde ve zamanının zenginlerinden olduğu bilinmektedir. Peygamberimizin 25 yaşlarındayken katıldığı Suriye ticaret kervanında onun da bulunduğu rivayet edilmektedir. Onun bu durumu Mekke'de ekonomik olarak iyi bir durumda olduğunu göstermektedir. Hazreti Ebu Bekir Aleyhalağ'ın peygamberlikten önce de peygamberimizin yakın arkadaşıydı. Hazreti Muhammedin Aleyhisselam peygamber olduğunu haber alınca hemen yanına gitti. Ve onun anlattıklarını dinledi ve tereddüt etmeden İslamiyet'i kabul etti. Peygamberimiz onun üstünlüğünden söz ederken kendisini herkesin yalanladığı bir sırada Hazreti Ebu Bekir'in inandığını ve İslamiyet için her şeyini feda ettiğini söylerdi. Mekke döneminde İslamiyetin yayılmasında Hazreti Ebu Bekir'in Kureyş ileri gelenlerinden biri olmasının büyük tesiri vardır. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekkelileri İslamiyet'e gizlice davet ettiği sıralarda Kureyş'in ileri gelenlerinden birçok kimse onun vasıtasıyla Müslüman olmuştur. Bunlar arasında başta aşereyi mübeşşer eden Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah, Saad bin Ebu Vakkas, Sübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf ve Ebu Ubeyde bin Cerrah olmak üzere Osman bin Maz'un, Abdullah bin Mesud, Ebu Seleme el Mahzumi, Halid bin Said bin As, Ubeyde bin Haris, Habbab bin Eret, Erkam bin er Ebu Erkam, Bilal Habeşi, süheyb Rumi, radıyallahu anhum ecmain gibi önemli isimler bulunmaktadır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Mekke döneminde Kureyşli müşriklerin ağır işkencelerine maruz kalan Müslüman kölelerle erkek, kadın, zayıf pek çok kimseyi efendilerine büyük paralar ödeyerek satın alıp hürriyetine kavuşturmuştur. Kurtardığı Bu sahabeler arasında Bilal-i Habeşi, annesi Hamame, Amir bin Füheyre, Übeys Ümmü Übeys, Ebu Fükeyhe, Zinnire, Nehdiye ve Lübeyne sayılabilir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelen insanları İslamiyet'e davet ederken nesep ilmini iyi bilen Hazreti Ebu Bekir onun yanında bulunarak çeşitli kabile mensupları ile kolayca dostluk kurmasında kendisine yardımcı oluyordu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 5. yılında 615-616'da Kureyşlilerin Müslümanlara işkenceyi arttırması ve özellikle kendisinin yüksek sesle Kur'an okumasına engel olmaları üzerine dayısının oğlu Haris bin Halid ile Habeşistan'a gitmek üzere Mekke'den ayrıldı. Yolda karşılaştığı dostu İbn-i Dugunne Kureyşlilerle konuşarak dinini kimseye açıklamaması şartıyla onun Mekke'de kalmasını sağladı. Hazreti Ebu Bekir gizlice ibadet etmeye ve Kur'an'ı sessiz okumaya uzun süre dayanamayıp Kureyşlilerle yaptığı anlaşmayı bozdu. Bunun üzerine İbn-i ne artık kendisini himaye etmeyeceğini bildirince Hazreti Ebu Bekir sadece Allah'ın himayesine sığındığını söyleyerek Mekke'de oturmaya devam etti. Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Hazreti Ebu Bekir de hicret için peygamberimizden izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyleyince, Peygamberimizle birlikte hicret etme şerefine nail olacağını anlayarak hazırlık yapmaya başladı. Böylece Peygamberimiz ile hicret etme şerefine nail olmuştur. Medine'de ise evinde misafir olduğu Harice bin Zeyd ile arasında kardeşlik bağı kuruldu. Harice bin Zeyd'in servetini kendisiyle paylaşma teklifini kabul etmeyip, hicret ederken yanına aldığı paradan arsa kalan 5000 dirhemle Medine'de ticarete başladı fakat şehrin havası sağlığına iyi gelmedi ve sıtmaya yakalandı. Oğlu Abdullah'a mektup yazarak Mekke'de kalan ailesini Medine'ye getirmesini istedi. Abdullah da kız kardeşleri Esma ve Ayşe ile annesi Ümmü Ruman, Hazreti Peygamber'in hanımı Sevde ile kızları Fatıma ve Ümmü Gülsüm ile birlikte Medine'ye hicret etti. Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberimizin en yakın dostu ve yardımcısıydı. Peygamberimizi en iyi anlayan o idi. Peygamberimizden sonra ilk halife olma şerefine nail olmuştur. Peygamberimizin 8 Haziran 632 yılında vefatı sonucunda Asap Hazreti Ebu Bekir'e biat ettiler. Hazreti Ebu Bekir halife olduktan sonra Arabistan'da Mekke ve Medine dışındaki bölgelerde görülen dinden dönme hareketlerine yalancı peygamberlere karşı savaş açtı. Esvedül Ansi, Müseylemetül Kezzab, Secah, Tuleyha gibi yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarla bu zararlı unsurlar yok edilmiş, isyan bastırılmış, zekat yeniden toplanmaya ve Beytül Mal'e ...konulup dağıtılmaya başlanmıştır. İçte isyancılarla mücadele edilirken... ...dışta da iki büyük imparatorluğun... ...İran ve Bizans'ın ordularıyla karşılaşılmıştır. Gerçekten İslam ordusu fethettiği yerlerde... ...kimseye zulmetmemiş, adaletiyle düşmanların takdirini kazanmış... ...Müslüman olmayıp da cizye vererek İslam'ın himayesine giren... ...milletler huzur ve emniyet içinde yaşamışlardır. Hazreti Ebu Bekir, Ridde harplerinde... ...vahiy katiplerinin ve Kur'an hafızlarının birçoğunun şehit olması üzerine... Hz. Ömer'in Kur'an'ın toplanması fikrine önce sıcak bakmamışsa da sonra ona hak vererek Kur'an ayetlerinin toplanmasını sağlamıştır. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem peyderpey inen vahiy, katiplerce ceylan derilerine, beyaz taşlara, elini hurma dallarına yazıldığı gibi asabın çoğu da Kur'an hafızıydı. Hazreti Ebu Bekir, Zeyd bin Sabit'in başkanlığında bir heyet teşkil ederek herkesin elindeki ayetleri getirmesini emretti. Böylece bütün ayetler toplandı ve Musaf meydana getirildi. Bu Musaf Hazreti Ebu Bekir'den Hazreti Ömer'e ondan da kızı Hafsa'ya geçti ve Hazreti Osman zamanında çoğaltılarak Darul İslam'ın bütün vilayetlerine dağıtıldı. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti 2 sene 3 ay gibi çok kısa bir müddet sürmesine rağmen zamanında İslam devleti büyük bir gelişme göstermiştir. Hazreti Ebu Bekir hicri 13. yılda Lahir ayının başında hicretten sonra Medine'de yakalandığı hastalığının ortaya çıkması üzerine yatağa düşünce yerine Hazreti Ömer'in namaz kıldırmasını istediği, ashabla istişare ederek Hazreti Ömer'i halifeliğe uygun gördüğünü söyledi. Hazreti Ömer'in sert ve kaba oluşu gibi bazı itirazlara cevap verdi ve hilafet ahitnamesini Hazreti Osman'a yazdırdı. Hazreti Ebu Bekir 634 yılında 63 yaşında vefat etti. Vasiyeti gereği Hazreti Muhammed'in yanına defnedildi. Böylece bu iki büyük insanın, iki büyük dostun kabirlerinde de birliktelikleri devam etti.